Günaydınlar güzel ülkemin güzel yürekli insanları. Bugün 18 Mayıs 2022 günlerden çarşamba. Bugün hepimiz için önemli bir gün. Uzun zamandır tartışılan, bugün hep beraber sonucunu beklediğimiz meclisimizde hükümetimizin de güven oylaması olacak. Ve bugünkü konuğum Yeniden Doğuş Partisi Başkanı Sayın Erhan Arıklı, ayrıca Sayın Bayındırlık Ulaştırma Bakanımız. Hoş geldiniz Sayın Bakanım. Hoş bulduk. Günaydınlar ve iyi yayınlar. Evet Sayın Bakanım, bir kere öncelikle davetimi kabul ettiğiniz ve geldiğiniz için teşekkür ederim. Zevk, benim için bir zevk seninle program. Çünkü maalesef bizim bazı arkadaşlara ulaşmamız, onlarla birlikte program yapmamız, konuşmamız mümkün olmuyor. Ama sizinle gerçekten bütün kalbimle söylüyorum. Farklı düşünmelerimize rağmen, zaman zaman farklı düşüncelerimizi birbirimize söylememize rağmen her zaman davetlerime icabet ettiniz. Ben size gerçekten teşekkür ederim. Rica ederim. Evet Sayın Bakanım, şimdi ben öncelikle şu konudan basında çeşitli şeyler yazılıyor ve bunları ben sizden dinlemek isterim. Birincisi, biliyorsunuz ilk hükümetimiz 59 gün sürmüştü. Daha sonra 5. günde sizlerin bir takım şartları olduğu, Yeniden Doğuş Partisi ve Demokrat Parti'nin, ve buna 100 günlük şartlar olaraktan, ya icraat olaraktan değerlendirdiğiniz ve Sayın Sucuoğlu bunları imzalamadığı için de hükümet kurulamadı ve şu anda da Ünal Üster Başkanlığı'nda bir hükümet kuruldu. Bu süreci bir anlatır mısınız? Ne değişti ve nasıl kuruluyor? Yani tabii bu konuyla ilgili gerçekten çok ciddi spekülasyonlar var. Evet, ben sizden dinlemek isterim. Özellikle belli kesimler işte bunu bir müdahaleye yorumladılar ve dıştan gelen bir müdahale neticesinde Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi'nin böyle davrandığını sürekli vurguluyorlar. Vurgulanmaya da devam edecekler gibi görünüyor. Oysa biz iktidarın iki küçük ortağı Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi, geçmiş dönemdeki hükümet performansımıza ve profilimize baktıktan sonra bir değerlendirmede bulunduk. Dedik ki şu veya bu şekilde Ulusal Birlik Partisi kendi içerisinde uzun zamandan beri bir sıkıntı yaşıyor. O kendi iç problemleri. Normalde muhalefette bir parti olsa kendi içindeki problemler kendisini ilgilendirir dersiniz, dönüp bakmazsınız bile. Ama memleketin en büyük partisi, en köklü partisi ve 24 milletvekiliyle onsuz hükümetin kurulamayacağı bir durumda Ulusal Birlik Partisi'ndeki her davranış, her kırılma ister istemez ülkenin gündemine oturuyor ve siyasette doğrudan etkiliyor. Böyle bir durumda icraat yapamamak, hele hele bu yaşadığımız pandemiden sonraki Ukrayna-Rusya krizinden sonra ortaya çıkan çok ciddi ekonomik kriz, dünya ekonomisi nasıl etkilediyse bizi çok daha derinden etkiliyor. Ve vatandaş ister istemez bu sorunlarına çözüm bulacak iktidarı arıyor, hükümeti arıyor. Siyaset bunun için var zaten. Ama siz hem pandemi döneminde hem de pandemiden sonraki dönemde kriz yaşanırken, kriz had safhaya varmışken hala daha durup da Ulusal Birlik Partisi'nin kendi içindeki sıkıntılarla gündemi meşgul ederseniz ve icraatların önünü tıkar bir noktada olmasına vesile olursanız bu sizi de ister istemez toplumun gözünde derinden yaralıyor ve yıpratıyor. Bu sebepten dolayı Demokrat Parti ile oturduk ve bir işbirliği yapalım dedik bu dönemde ve en azından ortağımızın içindeki sıkıntıların ülke gündemini daha fazla etkilemesine engel olalım. Ve diyelim ki Faiz Bey, biz artık geçmişteki tecrübelerden gerek 11 aylık gerekse 59 günlük hükümet döneminde elde ettiğimiz neticelerden bıktık. Bir eylem planı hazırlayalım. İlk 100 gün ne yapacağımızı çıkalım ve halka anlatalım. Hiçbir şartımız yok. İlla şunlar olsun da demiyoruz. Ama
birlikte bir taslak hazırlayalım. Üzerinde çalışalım. Diğer bakan arkadaşlarımızın da görüşlerini alalım. Normal hükümet programının ve Türkiye ile imzalanan protokolün dışında kendimizi bağlayalım halkın karşısında. Bu şekilde hem motive etmiş oluruz kendimizi hem de icraat yapmamız için bir zemin olur. Dedik, bunu anlattık. Faiz Bey gayet de hoş karşıladı, doğru dedi. Normalde akıllı bir siyasetçinin karşı çıkması zaten mümkün değil bu teklife. Harika dedi. Siz bir çalışma yapın, taslak çalışma. Yaptık o çalışmayı. Fakat bunun yetişmesi, bakanlar kurulundaki arkadaşların görüşlerini almamız lazım. Yetişmesi mümkün değildi. Hükümet programı içine yedirmemiz mümkün değildi. Çünkü pazartesi günü çok acil bir şekilde hükümet programının okunması gerekiyordu ki ay başına hem maaşların yetişmesi, borçlanma, hem Kıptek'le ilgili çok acil bir takım önlemlerin alınması lazım. Bunu ayrı bir şey halinde yaparız dedik, protokol. Ama neticede günün sonunda Bakanlar Kurulu'na da dağıttı. Bakanlar Kurulu alıp inceleyeceklerdi ama Perşembe günü grupta sert tartışmalar olunca içeriğine itiraz etmedi arkadaşlarımız. Yani Ulusal Birlik Partisi'ndeki arkadaşlarımız, iki partinin en büyük parti durumda olan Ulusal Birlik Partisi'ne şart dayatması olarak algıladılar bunu. İçeriğine itirazımız yok. Ama iki parti bize bu şekilde bir dayatma yaparsa, ki bu dayatmayla alakası yok, siz bir koalisyon yapıyorsunuz. Koalisyonu oluşturan bütün partilerin hassasiyetlerine dikkat etmek zorundasınız. Onları en azından önemsemek durumundasınız. Arkadaşlar buna itiraz ettiler ve Faiz Bey orada geri adım atmak zorunda kaldı. Bize telefon açtı, dedi ki bunu şu aşamada imzalama mümkün gözükmüyor. Bunu güven oyundan sonra yapalım dedi. Biz de Cuma günü parti yetkili kurullarını topladık ve o şekilde bir hükümete güven oyu veremeyeceğimizi söyledik. Mesele bu kadar basit ve net. Yani Faiz Bey onu grubun ikna edebilseydi ve imzalasaydı o belgeyi cumartesi günü, ki saati kendisi vermişti, saat 9.30. Bugün o hükümet devam ediyor olacak. Şimdi sevgili başkan, ben bir kere öncelikle basına düşen şeklindekilerden bir iki tane maddeyle ilgili olaraktan size bir şeyler sormak. Mesela yani bugün şans oyunları yasasını bu ülkede hep konuştuğumuz bir konudur. Ama ne yazık ki gelmiş geçmiş tüm hükümetler, bu sadece sizlerin içinde olduğumuz anlamında söylemiyorum. Önceki hükümetlerde, yani CTP'nin de içinde olduğu hükümetler, Halkın Partisi'nin de olduğu hükümetler, bunlar hep söz edilir. Ama neden ise bir türlü hiç kimse buralara elini atıp bunları yapmak istemiyor. Veya ne bileyim ben, enerji verimliliği ile ilgili yapmak istemiyor. Buraya da yazılmasını, ben yazılmadan da yapılabilirdi demek istiyorum ben. Hayır, bunlar kaptan, bunlar gelmiş geçmiş bütün hükümetin programlarında olan şeyler. Evet, onu söylüyorum size. Yani bu yeni bir şey değil, yeni bir şey keşfetmiş falan değiliz. Şimdi bizim bir önceki hükümetin programında da vardı. Ondan önceki hükümetin programında da vardı. Ama ne oluyor, bu programa yazıyorsunuz, hükümet programına, mecliste okuyorsunuz, güven oyu alıyorsunuz, orada bırakıyorsunuz, kalıyor. Biz onu istemedik. Dedik ki onların içinden bir takım maddeleri seçelim, önümüze koyalım ve hedef tayin edelim. Yaptığımız sadece bu. Yani bunları hangi vatandaş, bırak politikacı, hangi vatandaş hayır bu olmasın diyebilir. Kaldı ki söylediğimizde gayet basit. Kardeşim istediğinizi çıkartın, istediğinizi ekleyin. İlla da bunlar olacak da demiyoruz dedik. Anladım. Şimdi bir de sevgili başkan, bu ülkede hep konuşulur. Bak gerçekten söylüyorum, hep konuşulur. Fakat bir türlü mesela ek mesailerin %25 dediğiniz buradaki yazılan, ben %25 değil, ben %0 diyorum. Bakın oturulup akıllı bir çalışma yapılsa, bunu da öncelikle maliyenin ve personel dairesinin yapması gereken ihtiyaçların. Çünkü ek mesai ne zaman doğar? Bir kişiyi siz aylık çalışma saatinin dışında çalıştırırsanız, mecbursunuz, yasal zorunluluktur, ödeyeceksiniz. Buraya yazılmış 100 gün değil, ben size iddiayla söylüyorum. Bakın, bunu yapacak olan adam hangi partiden olursa olsun,
Elini değil öpeceğim, ona oy da vereceğim. Ha bak, sol görüşlü olmama rağmen söylüyorum. 100 günde değil, bazı iş yerlerinde ciddi çalışmaların yapılması gerekir. Örneğin mesela ben size bir iş yeri ismi vereyim, size bağlıdır. Mesela sivil havacılıkta bütün bölümler için geçerli ama en önemlilerinden bir tanesi de, diğerleri önemsiz anlamında söylemiyorum. Mesela hava trafik olaraktan söylüyorum. Siz bir kere bu adamı kursa gönderirsiniz. Şu anda siz 30 kişiyle iş çevirirsiniz. 30 kişiyle mecbursunuz. 3 var diye yaparsınız. İzne çıkanlar olur. Siz %100 ödemenize rağmen Angarya'da çalışır bu insanlar. Ben biliyorum. Siz bu 30'u minimum kontrolör sayısı, izinleri, emekliye çıkanları 55'e çıkarmadığınız sürece, 55 ve üstüne çıkarmadığınız sürece, neden 55 diyorum? 5 var diye olmayan hiçbir iş yeri KKTC'de 24 saat üzerinden çalışmak tabii kaydıyla. Ki fark etmez zaten. 5 var diye olmayan hiçbir iş yerinde ek mesaisiz çalıştırma mümkün değildir. Çünkü cumartesi pazarlarda vardır efendim. Bundan dolayı 16 ay şimdi şu anda 14 tane adamınızı kursa gönderdiniz ve gelecekler. Daha gelecekler 8 ay sonra. Gelecek, 6 ayda çalışacak, sonra sınava girme hakkını kazanacak. Geçerse devam edecek. Devam edecek. Kontrolör olaraktan devam edecek. Veya ne bileyim ben, 1-20 milyon meselesi var. 20 bin lira. Nereden buldu bu 20 bin? Hayır, orada ihtiyaç duyulması halinde. Hayır mı? Ya ben yani dedim 20 bin tespit ettiyseniz çok da mutlu oldum. Asgari yani ücreti de yapın diyecekti. Şimdi o şöyle, bunu tabii yine birileri yanlış anlıyor ve yanlış anlatıyor. Hatta geçen gün sevgili Tufan Erroman bir televizyon programında da anlamamış. Yani keşke açıp bize sorsaydı. Bizim söylediğimiz şu. Toplumun büyük bir kısmı asgari ücret seviyesinde bir maaşa geçinmeye çalışıyor. Keşke asgari ücret olsa sayın bakanım. Onu da alamayanlar var. Onu da alamayanlar var. Bu durumda yüksek maaşlı olan da bir kesim var. Var. Herkesin gözü onların maaşında. Doğrudur, haklı. Yani siz 6.500-7.000 lira maaş almaya çalışacaksınız. Onu da alamayacaksınız ama sizin oyunuzda seçilen bir milletvekili mesela 25-30 bin lira maaş alacak. Bu haksızlıktır. İnsanların gözüne batıyor. Dedik ki tamam, belli bir hayat standartında olsunlar ama 20 bin liranın üzerindekilerin ihtiyaç duyulması halinde, çünkü önümüzdeki günlerde epey sıkıntılı bir süreç bizi bekliyor, onu da söyleyeyim. Yani gül bahçesinde değiliz. Hiç olmadık be Sayın Bakanım. Ama bu dönem biraz daha sıkıntılı. 20 bin liranın üzerinde maaş alanların maaşlarından belli bir oranda kesinti yapalım. Yani diyelim ki adam 30 bin lira alıyorsa, 20 binin üstünde 10 bin rakam. Bunu geçmişte 2018'de yapmışlardı. Pardon, 2019'da yapmışlardı. Ve yıl yine sonunda aynısını yapalım. Öderiz. Önemli değil. Durum düzelirse öderiz. Çünkü neticede bu müktesap haktır. Kimsenin maaşını. Benim sendikacılık dönemimde söyleyeyim size. Ben sendikacı olduğumda Sayın Ersin Tatar Maliye Bakanı'ydı. Hatırlayacağınız gibi Beşparmak Dağları'nda yangın çıkmıştı. Evet. Ve onunla ilgili olarak da maaşlardan geri ödemeksizin %6'lık bir kesinti yapmıştık. Yani toplum kesintilerin ama buna bir nereye ışık tutmuştuk, evet, biz. Toplum kesintilerin nereye gideceğini görsün, bilirse, şeffaf olursa, inan ki maaşın tamamını el koyup varsın bir ay böyle gideyim der. Evet. Ama bilsin yani. Ama siz şimdi toplumun üst kesiminde ki insanlara dokunmadan, alt kesimdeki insanlardan fedakarlık isterseniz, veremiyorum falan derseniz olmaz. Yani mesela önümüzdeki günlerde bu hayat pahalılığı ile ilgili, siz de eski sendikasınız, bayağı ciddi tartışmalar olacak. Evet. Şimdi dolayısıyla neticede bu odur. Yani o 20 bin liranın üzerinde ihtiyaç duyulması halinde maaşlardan ileride ödenmek kaydıyla bir kesinti yapma hakkı diyoruz buna. Evet, şimdi geçeceğim konular ama biz hemen sivil havacılıktan bahsederken ben yazdılar Hava Trafik Kontrolörler Sendikası'nın bir yazısı çıktı burada. Kusura bakmasın, gerçekten okuyamadım yani şey olaraktan, gözlüğü de yanımda getirmediğimden dolayı, ama konuyu bildiğim için size sormak isterim. Geçeceğim diğer konulara. Şimdi hava trafik kontrolörleri biliyorsunuz eğitimdedir ve en önemli sıkıntılardan biridir. 4. ay bitti, 5. aydayız. Bu arkadaşlar bu yıl 4 aydır harcırahlarını alamadılar
ve ciddi anlamda bu bir sıkıntıdır. Bu sorun size aktarıldı mı bilmiyorum. Aktarılmadıysa ben aktarıyorum. Ama ivedi bir vaziyette Hava Trafik Kontrolörler Sendikası'nı toplantıya çağırmanızı istiyorum. Çünkü daha birçok sorunlar yazdı bana. Bunları onunla görüşmenizi isterim. Ve bir de şu var. Yine beni bir aile aradı. Hava Trafik Kontrolörler Sendikası'ndan birisi. Orada eğitim gören çocukların bir kısmı 900 TL verirken ne tesadüf, Mustafa Sofi de beni arıyor. 2100 lira veriyor bizim çocuklarımız. Orada ikamet ettikleri için. Bunu da size samimiyetle söylüyorum. Bayındır Ulaştırma Altyapı Bakanlığı ile görüşürseniz ve Devlet Hava Meydanları bu sorunu da çözersiniz. Evet, ben hızlı bir vaziyette geçiyorum. Çünkü bugün bu soruları ben hatırlamadım. Akşam bilgime geldi. Sosyal medyadan bilgime geldi. Bir arkadaşım paylaşımından. Bugün benim sayfada görmüş olabilirsiniz. Olabilir büyük ihtimalle. Bugün arkadaşlara bir toplantı yapacağız. Güven oyundan hemen sonra da Maliye Bakanı'yla konuşacağım. Ciddi bir konu bu. Yani tabii siz ki buradan insanları alıp eğitime gönderiyorsunuz ve orada mağdur ediyorsunuz. 4 aydır. Şey maaş almadı bu çocuklar orada. Ne yiyip ne içecekler. Evet. Evet, şimdi Sayın Bakan, bugün oylamanız olacak. Herhalde üçlü koalisyon oluştuğuna göre de ben uzağa gitmeyeceğim. Diyelim ki siz bugün şey aldınız, alacaksınız da diye düşünüyorum. Güven oyu aldınız. İşte nereden başlıyorsunuz? Yani ben cuma günü hemen... Yaptığınız planlamanız var. Evet, cuma günü ilk işimiz Ercan Havalı'na saat 10.30'da halka, medyaya ve muhalefete açık bir şekilde bir bilgilendirme toplantısı, briefingi alacağız. İsteyen herkes oraya gelir Ercan Havalı'na, yeni terminal binasında. Yüklenici firmadan siz de davetlisiniz. O işle gerçekten. Ben gelirsem sayın bakalım. Özellikle rica ediyorum. Gitmeyeceğim. Özellikle rica ediyorum. Dolayısıyla halka bir bilgilendirme toplantısı yapacağız. Biz oranın 20 Temmuz'a en azından inşaatının bitmiş olmasını arzu ediyoruz. Ha, teknik sizin daha iyi bildiğiniz. O teknik bir takım cihazlar, işte Amerika'ya sipariş verilmiş, şu bu, onlar yetişmiyor. O ayrı konu ama ben orada binanın bitmesini istiyorum. Geçen bir buçuk ay önce gittiğimizde de aynı talimatları verdim. Bizim üzerimize düşen bir takım yükümlülükler var. Mesela elektrik bağlanması gerekiyor. Dün onunla ilgili Kıptek'teyim arkadaşlara rica ettim. Oranın ciddi bir elektrik ihtiyacı var. Meriç'ten oraya bir hat çekilmesi gerekiyor. Altyapısının hazırlanması gerekiyor. Biraz masraflı bir iş ama mutlaka bu bizim üzerimize düşen mükellefiyetleri yapmamız lazım ki devlet olarak yüklenici firmaya hesap sorabilelim. Yarın hesap sorduğumuzda yüklenici firma yapacaktım ama sizden de kaynaklanan şu sebeplerden dolayı bitiremedim, yapamadım diyemezsin. Bu sebepten dolayı ilk işimiz Ercan. İkinci işimiz de şu anda yapımı devam eden ve bitirmeyi hedeflediğimiz Lefke Güzelyurt yolu. Aynı zamanda da çok acil bir şekilde Alsancak yolunun bitmesini arzu ediyoruz. Bununla ilgili ihaleye çıkıyoruz. Kendimize göre yol haritasını belirledik. Dün Sayın Başbakan bütün bakanları sırayla teker teker çağırdı ve kısa süre içerisinde hangi planları, projelerin olduğunu öğrendi. Zannediyorum bugün yarın bir toplantı yapıp o da o bahsettiğimiz kısa süreli hedefleri kamuoyuna açıklayacak. Bunun faydası şu, kısa vadeli yani 2-3 aylık, 6 aylık hedefler yarın Ahmet Kaptan bizi buraya çağırdığında ey Arıklı, sen filanca gün filanca programda demiştin ki işte Güzeyurt Lefke yolu şu tarihe bitecek kardeşim ne oldu diye beni sıkıştırabilirsin. Ben de altımdakilerini sıkıştırabileyim. Kamuoyu baskısı bu açıdan önemli. Yeni bir sayfa açıyoruz bu konuda. Takvimlendirilmiş veya programlanmış hükümet programı diyoruz biz buna. Kısa, orta ve uzun vadeli. Kısaları bir konuşalım, sonra orta vadeli olanlara geçeriz inşallah. Şimdi sevgili Sayın Bakanım, bir kere size bilgi olarak veriyorum ki bilmenizi istemiyorum. Canlı yayında veriyorum ki benim de söylediklerim beni bağlasın. Onu söylüyorum. 2010 yılında Ercan devredildiğinde yapılan anlaşma, 2014 yılında bize bu Ercan bitmiş bir vaziyette teslim edilecekti.
pistiyle, apronuyla, yeni pisti, yeni apronu ve de yeni terminal binasıyla ilgili. Tabii yıllar geçti. 2020 yılında, burasını iyi şey yapın, Sayın Ünal Üster, bakın canlı yayında söylüyorum ki inkar edemeyim. 2020 yılında Sayın Ünal Üster, Bakan Ulaştırma Bakanı olduğu dönemde bir toplantı yaptı. Hava Trafik Kontrol Merkezi'nde. Ve hepimizi topladı. Ben de o tarihte hava trafiğin sorumluluğunu yapmaktaydım. Ve orada kayıtlara geçti. 2021 yılının 15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı davet ediniz. Meydanımızın açılacağını söylemiş. 2020. Bakın. Bunu Sayın Ünal Üstel'in başkanlığında yapılan toplantıda taahhüt etti. Ve yine o toplantıda taahhüt etti ki alınan seyri sefer yardımcısı olan PAPI dediğimiz vasilerden daha çok geliştirilmiş ve yeni pist için alınan cihazları da teslim edeceğini takılsın ki bizim yedek yaklaşmalarımız olsun diye. Bunların hiçbiri yapılmadı. Bunu da size canlı yayında söylüyorum. Alıp kendisine dinlettirebiliriz. İnkar eden olursa Sayın Bakanım beni de lütfen yargıya verin yalan beyan vermekten. Estağfurullah canım. Yani sen bu işin içinde olan birisine yalan söyleyecek durumun yok elbette. Ha. Doğrudur. Bitmeyen yılan hikayesine döndü. Netice itibariyle ben göreve gelir gelmez oraya gittim ve bir briefing aldım. Durumu gözümle yerinde inceleyerek gördüm. Ve orada bir kendilerinden taahhüt aldım. 20 Temmuz'a kadar inşaat bitecek. Anlıyorum. Yani bize söylenen bir cihaz var. ALS mi veya bir başkası mı bilmiyorum. Bir çip o Amerika'da yapılıyormuş. Ve 6 aydan önce bitmezmiş. Ben dedim ki tamam o çipi bekleyelim. Ama siz kaba inşaatı bitirin kardeşim. Ben göreceğim. 20 Temmuz'a kaba inşaatın bitmesi lazım. Şu anda hummalı bir şekilde 1200 kişi çalışıyor. Sürekli haftalıkta bize ve ilgili yerlerde rapor veriliyor inşaat gelişimi hakkında. Göreceğiz bak kaptan. Yani evet. Neticede bizim kimseye bir diyet borcumuz yok. Şartname neyi gerektiriyorsa onu da yapmaktan çekinmeyiz. Evet, benim de zaten öyle bir iddiam yok sizin diye sorduğunuzda. Şimdi sevgili Sayın Bakanım, biraz da Ercan'ı yeteri kadar konuştuğumuzu düşünüyorum. Çünkü siz de bugün rica ettiğiniz haklı olarak ona 10 kala gibi programımızı bitireceğiz. Çünkü sizin de bugün güven oylamanız vardır. Evet. Ben ülkemizi gerçekten çok yakından ilgilendiren hükümet olaraktan, artan hayat pahalılığıyla ilgili olaraktan, gerçekten artık dayanılmaz bir noktaya geldi. Özellikle özel sektör çalışan, tabii ki kamudakiler çok bolluk içindedir anlamında söylemiyorum. Ama özel sektör çalışanların ücretleri çok daha düşüktür ve onlar çok sıkıntılar çekmektedir. Hükümetinizin programı içerisinde veya icraatlar içerisinde artan bu hayat pahalılıklarıyla ilgili olarak piyasa denetlenmesi veya önlemler hakkında ne söyleyebilirsiniz Sayın Bakan? Kaptan bu tamamen orta vadeli bir hükümet programı. Yani hükümet programının içinde orta vadede yer alıyor. Ben ekonomi bakanıyken bu piyasayı denetleyebilmek açısından birkaç adım atmıştım. O adımların devamını gelmesi lazım. Mesela belediyelere piyasayı denetleme yetkisi. Bu belediyeler değişiklik yasası. Onu hazırlayıp meclise göndermiştik. Yani şu anda piyasayı denetleyebilmek için ticaret dairesinin personeli yetersiz. Yani takriben bir 250 civarında market var. Bu 250 marketi siz ticaret dairesinin 12-13 tane personeli denetlemeniz mümkün değil. Bu bir. İki, denetleyebilmek ve hesap sorabilmek için elinizde kanuni, yasal bir dayanak olması lazım. Serbest piyasa ekonomisinde şu şartlarda sizin kalkıp da markete gidip sen bu domatesi niye bu fiyata satıyorsun deme şansın yok. Sana ne? Dediğinde ne diyeceksin? Ben domatesi 100 liraya satıyorsam isteyen almasın diyebilir. O hakkı var serbest piyasa ekonomisinde. Hal yasasını geçirin. Ha işte onu söylüyorum yaşa. Dolayısıyla bizim burada yasal bir takım. Türkiye'de olduğu vatandaş gibi. Şimdi ezbere diyor ki ya işte piyasa denetlenmiyor. Kardeşim nasıl denetleyeceksin? Yani
bu domatesi ya da bu telefonu X market 100 liraya satar, Y market 500 liraya satar. Ahmet Kaptan gider 100 lira alır, 500 liraya bırakır. Sen 500 liraya satan adama niye 500'e satıyorsun diyebilmen için elinde bir yasal dayanak olması lazım. Sana ne dediğinde ben şu yasaya dayanarak bunu 100 liradan yukarı satamazsın diyebilecek bir yasal düzenek olması lazım. Bunun da yolu hal yasasıdır. 2177 sayılı yasanın uygulamaya konulması, onunla ilgili tüzüklerin çalışmasıdır. Bunları yapmamız gerekiyor. İnşallah yapacağız. Ama bir şeyi lütfen gözden kaçırmayalım. Bu ekonomik kriz sadece bizim ülkemizi etkilemiyor. Bakın, daha bu sabah Sky News'ten aldım bunu. Okuyorum. Şu son ekonomik krizden sonra Sky News diyor ki, 4 İngiliz'den biri artan yaşam maliyeti nedeniyle yemek yiyemiyor. İngilizler yılın başından beri artan hayat pahalılığına karşılık ne yaptığını sorusuna şu yanıtı verdi. %65'i evlerinin ısıtmasını kapattı. %52'si arkadaşlara daha az iletişim kurmaya başladı. %44'ü daha az araba kullanmaya başladı. %44'ü daha ucuz bir süpermarkete geçti. %27'si daha az yemeye başladı. Bu nerede oluyor? İngiltere'de. Yani dünyada bir ekonomik kriz var. Vatandaş zannediyor ki bir tek burada, ya her tarafta var kardeşim. Her tarafta var. Biz hiç olmamasını dilerdik. Hiç olmamasını isterdik. Ama yani benzine, elektriğe, şuna buna zam geliyorsa bu bizim keyfi olarak yaptığımız bir zam değil ki. Neticede dünyada Brent petrolün fiyatı artınca ister istemez sen de burada benzine, akaryakıta zam yapmak zorundasın. Çok güçlü bir devlet değilsin ki sübvanse edebilesin. Elektriği neticede fuel oil ile alıyorsun. Ben bıraktığımda elektriğin fuel oil tonu 420 dolardı. Şu anda 570 dolar. Yani bunları vatandaş zannediyor ki biz keyfi olarak yapıyoruz. Allah bin kara belanızı versin ya. Diye bir giriyor bir çıkıyor Facebook'ta şaşırıyorsun. Yani ne yapabilirsin arkadaş? Elinizde bir formül varsa söyleyin. Tamam sevgili Sayın Bakanım. Şimdi bir kere siz kötü olanı söylediniz. Ben de size iyi bir şeylerden bahsedeyim. Bizim her zaman böyle elimizde sazımızı aldığımızda eleştirdiğimiz ve sizin de karşı çıktığınız kendinize göre mesela kuzeyimize bakalım Türkiye'de. Türkiye'de neler yapılıyor? İnsanlar oturmuşlar temel gıda maddeleriyle ilgili olaraktan ve insanların kullandıkları elektrikle ilgili olaraktan ne yaptılar? KDV'sini düşürttüler. Bu öneri bile %10 olan KDV'yi biz %5'e bile düşürdemedik. Bakın Türkiye'de bu yapılıyor. Bakabilirsiniz yani araştırabilirsiniz bunları görebilirsiniz. Doğru. Ha, diğer durumda güneye bakalım. Allah aşkına artık oturalım o klasik anlayışlardan vazgeçelim. Mesela hayvancıya hayvan başına şey veriyorsunuz. Destek veriyoruz. Destek verilmelidir. Bakın buradan söylüyorum. Ama güneyde nasıl yapılıyor? Para verilmiyor. Yem veriliyor. Bakın. Tarımcıya bizde dönüm başına destek para olaraktan veriliyor. Güneyde ne yapılıyor? Asla para verilmiyor. Kendisine özel kart çıkartıldı. Akaryakıt için benzinciye gidiyor. 1.45 euroya satılan benzin güneyde 1.45'e satılır. Ve fuel oil 1.01'e satılır. Ama sadece o aracına kötü amaçlar için kullanmaması da kartın üzerinde yazar. Plaka numarası gider o aracı için alır. Yani biz tabii... Şimdi söylediklerinizi yalanlama adına söyle. Evet doğrudur. Bu haberi ben de okudum İngiltere'de. Ve hayatımdaki ilk kez Avrupa'ya gittiğimde 2005'te veya 2006'ydı. Brüksel'e indiğim zaman ve gördüğüm manzara karşısında ama bu muzdu bizim istediğimiz Avrupa diyen, bak samimiyetle size Avrupa Birliği'ni isteyen dediğim günü de ben hatırlıyorum. Yani onun için güzellikleri de çederim. Şimdi doğru. Şimdi kaptan burada bir evet. Saptama yapayım. Çok doğru söylüyorsun.
Bir kere bizim teşvik sistemimiz çok yanlış. Ha. Teşvikler ve destekler normalde başka verilmesin demiyorum, hayır, hayır, verilsin. Verilsin de bu belli bir süre içindir. Mesela turizmde teşvik veriyorsunuz. Vergi muafiyeti falan veriyorsunuz. Üniversitelere vergi teşvik muafiyet veriyorsunuz. Tarım sektörüne teşvik muafiyetleri veriyorsunuz vesaire. Ama bizde ne oluyor? Bu teşvik muafiyetler normal ülkelerde belli bir zaman dilimi için 5 yıl mesela ya da 10 yıl verilirken bizde müktesap hak oluyor. Maalesef. Müktesap hak verilmediği anda da ya da azaltıldığı anda da kıyametler kopuyor. Ya kardeşim sen bu işi yapmak zorunda değilsin ki. Yani düşünün 6000 tane vergi mükellefi var. 2000 tanesi vergi kaçıramadığı için mecbur vergi veriyor. 2000 tanesi minimum vergi veriyor. 2000 tanesi zarar gösteriyor. Düzenli olarak. Düzenli olarak zarar gösteriyor. Biz diyemiyoruz ki o düzenli olarak yıllardır aynı işi yapan adama. Kardeşim sen 10 yıldır zarar gösteriyorsun. Nasıl çalışıyorsun? Niye çalışıyorsun? Bu arabayı nasıl bu işi aldın? Niye yapıyorsun? Yani o eşinin altındaki Mercedes'i kim aldı? Nereden aldın? BMW'yi kim aldı? Nereden aldın? Kaça aldın? Madem zarar ediyorsun. Bunları da soramıyoruz. Dolayısıyla bu ekonomik protokoldeki maddelerden bir tanesi teşvik sistemini gözden geçirilmesidir. Kesinlikle. Ve çok doğru bir örnek verdin. Güney Kıbrıs'taki teşvik sistemini aynen alıp biz de uygulamalıyız. Ya şimdi ben bakın teşvik para verdiğinde, o parayı amacında kullanmıyor. Yani ben bunu üzülüyorum. O yani ben çok da giden de birisi de değilim. Bu ırkçılığından değil, zaten beni tanıyanlar bilir öyle bir yapım olmadığını. Ama işim olmadan niye gideyim gezmek için? Ülkemde o kadar güzel yerler var ki burada da gezebiliyorum. Gezdiğimde, o gün gittiğimde ve gördüğümde hala daha 6.85 euroya etin kilosu satılıyor. Bunu da çevirdiğiniz zaman 105-106 liraya gelir. Bizde de 150 lira satılır. Yani. Neyse şimdi gelelim elektrik sorununa. Elektrikle ilgili samimiyetle söylüyorum. Tabii ki fiyatlar gözden geçirilmeli. Fiyatlar ve mutlaka elektrik kurumunun yaşayabilmesi için maliyetin altına satamayacağına göre, çünkü batar, buna bir çözüm var mı projenizin içerisinde? Yani bu tabii sevgili Sunada Tun'la sevgili Olgun Amcaoğlu'nun iki ayrı bakanlıkta şu anda enerji. İkisi de zannediyorum bu işe. Ama herhalde hükümet programında. Hükümet programında, ondan bahsedeyim. Yani hükümet programında bu konuyla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli bir takım tedbirler öngörüyoruz. En önemlisi gaza geçiş. Şu anda gaz fiyatları pahalı ama yakın bir vadede düşecek. Yani Ukrayna-Rusya savaşı bittiği anda gaz fiyatları normal seyrine düşecek ve biz gazla üretime bir an evvel geçmemiz lazım. Bu bir. Bunu yapacağız. Yani 50 megawattlık benim dönemimde açılan bir ihale vardı. O ihaleyi şimdi yeniden güncelleyecek arkadaşlarımız ve gazla elektrik üretimine başlayacağız. Bizim enerjide enerji kaynaklarını çeşitlendirme gibi bir mecburiyetimiz var. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, çöpten enerji, gazla üretim ve katı yakıtla elektrik üretimi. Ne kadar çoğaltırsak enerji çeşitliliğini, o kadar enerji fiyatlarını aşağı düşürme imkanımız var. Bu enerji fiyatlarıyla ne üretim yapabilirsiniz, ne turizm yapabilirsiniz, ne de insanca yaşama imkanına sahip olabilirsiniz. Bu konuyla ilgili ben Suna Datun'a da güveniyorum, Olgun Amcaoğlu'na da güveniyorum. İkisi de bu konularda kafa yoracak ve bizi de çalıştıracak olan arkadaşlarımız. Peki, Sayın Bakan, bu yerel yönetimlerle ilgili ne söyleyeceksiniz? Son sorumdur bu benim. Ad hoc komite önümüzdeki haftadan itibaren çalışmaya devam edecek. Şimdi bizim yerel yönetimlerle ilgili yasal çalışmamız komitede bekliyor kaptan. Onu durdurduk ve burada ad hoc komitesi kurduk muhalefetin isteği üzerine. Ve muhalefette şu anda iyi bir çalışma şeyine girdik, temposuna. Hızlı bir şekilde o devam ediyor. Orada bir sıkıntı olması halinde muhalefetin orada işi uzlaşmaz bir noktaya getirmesi halinde veya ad hoc komitenin çalışamaması halinde bizim komitedeki, normal komitedeki yasal çalışmamız bir hafta içinde netlenecek ve
yerel yönetim reformunu yapmış olarak, bitirmiş olarak seçmeyi de hedefimiz 27 Kasım. Umarım 27 Kasım'a yetişir ama bir iki ayda sarkabilir, önemli değil. Biz bir prensip kararına vardık, dedik ki bu yerel yönetim reformunu yapmadan ne pahasına olursa olsun seçime gitmeyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun. Şimdi tabii ki inşallah olur. Çünkü biliyorsunuz bunlara da ilgili, anayasaya aykırı olduğuna dair sürecin uzatılmasıyla ilgili olarak da bazı iddialar var. Ben şimdi hukukçu olmadığım için bu konuyu tartışmayacak değilim. Sayın Bakanım, son olarak sizin, benim keşke bunu da sorsaydı diye Kaptan, söylemek istediğiniz bir anayasaya, şey var. Anayasaya aykırı davrandığımızı hepimiz biliyoruz, kabul ediyoruz. Yani şimdi anayasanın amir hükmü var, doğru. 4 yılda bir yapılır ilkesi var anayasanın. Dolayısıyla biz buna şu anda uyamıyoruz. Ben kalkıp da anayasaya uygundur ya da değildir tartışmasına girecek değilim netice itibariyle. Onunla ilgili de bir takım tezler var. Önemli değil. Biz netice itibariyle yıllardır yapılamayan bir reformu yapmaya çalışıyoruz. Gönül istiyor ki muhalefetle birlikte yapalım bu reformu. Zaten hepiniz aynı onlar da katkı koysun. Çünkü bu istiyor. Hep söylüyorum kaptan. Bu neticede bu reform paket yeni hükümetin ortaya koyduğu bir reform paketi değil. Geçmişte 2008-2009 CTP'li arkadaşlarımız döneminde başlatılan ve onların da zaman zaman katkı koyarak bugüne geldiği getirdikleri nokta. Şeydir. Dolayısıyla paylaşamadığımız, bir kaçırmak istediğimiz herhangi bir şey yok. Neticede onların başlattığı ve devam ettirdiği bir reform paketini bitirmeye çalışıyoruz. Umarım muhalefet bu konuda anlayışla karşılamaya devam eder, anlayışlar devam eder ve bunu neticelendiririz. En azından 20 yıldan sonra ilk defa bir reformu gerçekleştirmiş oluruz kaptan. Evet. Bu önemli. Yani 20 yıldan sonra ilk defa bir reformu yapmış olacağız. İnşallah olur. Evet. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Bir şey söyleyeyim. Bugünkü program benim için en rahat program oldu. Neden söyleyeyim size? Hiçbir soruyu ben hazırlamadım. Samimiyetle söylüyorum. Hiçbir soruyu ben hazırlamadım. Hep arayanlar aradılar. Yok, spontane değil. Face üzerinden girerseniz sayfamda da göreceksiniz yazılanları. Onları sormaya çalıştım. Onun için sizinle de yapmak şu bakımda beni hiç yormadı. İlerleyen günlerde yine yapacağız ama ben cuma günü gelmezsem çok iyi olur. Çünkü benim bir karakterim vardır. Yok, sizin engellerinizle yani karşılaşmayacağım. Çok açık söylüyorum. Ben bir özelliğim vardır kaptan. Bilmediğim konuda ahkam kesmem. Şimdi ben havacılığı bilmem netice itibariyle. Sen de bu işte hayatının büyük bir kısmını bu işe vermiş, harcamış birisisin. Dolayısıyla senin görüşlerin, düşüncelerin benim için önemlidir. Siyasi görüşlerimiz ne olursa olsun. Yani ortada bir doğru vardır. O doğru sana göre de bana göre de doğrudur. Dolayısıyla orada benim görmediğim, bilmediğim bir şey olduğunda ya bakanım bu arkadaşlar böyle söylüyor ama o öyle değil, şu şöyledir dediğinde bana büyük bir iyilik yapmış olursun. Kesinlikle ben bilmediğim, ben bilmediğim için adamlar bir şey söylediğinde tamam kardeş öyle söyledi derim. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyicilerim, bugün de bir programımızın sonuna geldik. Sizlere iyi günler dilerim. Benim dileğim ne olursa olsun bir artık birilerinin bu ülkeyi yönetmesi gerekir. Sıkıntılarınız çok büyüktür. Bu sıkıntıların aşılması gerekir. Çünkü dayanılmaz bir hale geldi. 20 Mayıs 2022 Cuma günü görüşmek üzere. İyi günler efendim.